Kardeşlerimizde, Malumunuz her derdin dermanını, maddi hastalıkların dermanını Cenab-ı Hak şu kainatın büyük eczanesinde halk etmiş. Ey insanlar arayınız, bulunuz diye de Cenab-ı Hak bizi teşvik ediyor. Hangi maddi hastalık varsa ilacı var. Ama bu ilacı insanlar keşfetmemiş olabilir. Aynı şekilde manevi hastalıklarımızın ilacı ve tedavisi de Kur'an-ı Kerim'in eczahanesinde var. Bunu da Cenab-ı Hak başta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sonra Ashab-ı Kiram'a sonra da mücedditlere, müştehitlere, alimlere, mürşitlere bu vasfeyi vermiş. Onlar da manevi tabiplerdir. Manevi değil mi Şükrü abi? Şimdi Üstad Bediüzzaman Hazretleri kendi hayatı boyunca Cenab-ı Hak ona şöyle bir misyon vermiş diye anlıyorum. Nerede bir hastalık varsa o hastalığa uygun bir tedaviyi ara, bul, insanla kazandır diye adeta böyle bir manevi vazife, bir misyon yüklemiş Cenab-ı Hak. 1910'lu, 11'li yıllarda Üstad Bediüzzaman şarka geliyor. 31 Mart hadisesinden sonra ve o zaman 6 ay boyunca Van ve Hakkari taraflarındaki aşiretlerde epey bir vakit geçiriyor. Tam 6 ay boyunca köy köy dolaşıyor. Aşiret aşiret dolaşıyor. Bunlarla görüşüyor, konuşuyor. Ve üstadımız bu muhavereler ve karşılıklı soru cevaplı ortamdan sonra münazarat isimli bir eseri telif ediyor. Üstadımız bunun hemen akabinde şeye gidiyor. Güneye doğru gidiyor. Şama gidiyor ve Mecidi Evi, Emevi dediğimiz Camiül Emevi denilen büyük bir cami var. Tarihi bir cami. Ve Üstad Bediüzzaman burada yüz ehli ilmin ısrarıyla, ilhahıyla yani ısrar etmeleriyle orada irticali bir hutbe irade ediyor. Yani bir kağıtla değil de irticali. Ondan sonra da asrın hastalıklarını teşhis ediyor. Ve bu hastalıkların tedavisi de şöyle bir yolla olur diye de tedavinin usullerini, ilaçların da adeta usullerini veriyor. Bugün okuyacağımız şey bunlar. Bunu niye seçtik? Biliyorsunuz artık Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize hedef gösterdiği Melheme-i Kübra denilen büyük bir harp şu anda kapımızda. alem İslam'ı ilgilendiren muazzam bir harp var yani. Ve artık büyüklerimiz de bunu adeni bir şekilde konuşmaya başladılar. Buna topyekün hazırlanmak icap eder. İslam alemi olarak. İnşallah Cenab-ı Hak Anadolu insanına mazide ecdadımıza muazzam misyonlar yüklediği gibi istikbal için de inşallah yine bu topraklar verimli topraklardır. Buraya Cenab-ı Hak yine çok muazzam hizmetleri omuzlarına yükleyecek. İnşallah. öyle görünüyor inşallah. Onun için büyüklerimiz şöyle yapın, böyle yapın, şöyle yapalım, böyle yapalım diye tedbirler noktasında genellikle manevi tedbirleri veriyor, veriyorlar ise de Üstad Bediüzzaman 1911'li yıllarda Şam hutbesinde verdiği eğer biz bu hastalıklardan kurtulursak tekrar dünyaya hakim olabilecek bir duruma geliriz ve getiririz İslam alemini diyerek manevi tedbirler üzerinde daha çok duruyor. Çünkü bir şirket sahibi, bir sanayici ne kadar zenginleşirse zenginleşsin, ne kadar şirketini büyütse büyütsün, eğer çocuğuna gereken ahlakı İslamiye vermemişse hepsini döker çöplere. Doğru mu? Doğru. Dolayısıyla Doğru. burada Bediüzzaman bunun üzerine duruyor. Cenab-ı Hak istifademizi artırsın, istifademizi nasip eylesin. Altı tane hastalık var, bunun üzerine duracağız. Bu 6 tane hastalıktan sadece bir tanesini ilacını okuyacağız. Gerisini de sizden istirhamım, İslam alemi kurtulacaksa şu hastalıklardan kurtulmakla ancak kurtulabilecek diyerek bu altı tane hastalığı da baştan sona her bir kardeşimiz oturup mütefekkirane biraz da üzerine düşünerek ve düz zamanın gazete gibi okumayınız diyor mesela. Gazete gibi okumayınız. Teenni ile düşünerek, tefekkür ederek, akıl ederek, akıldan sonra izan ederek, kalbe indirerek, ruha sindirerek, hayatımıza dökerek. Bunlar böyle olacak. Ben çok şey bilebilirim. Bildiğim şey hayatımıza tatbik etmedikçe bırakın ondan istifade etmek mesuliyetimiz de olur. Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Sadece müspet manada değil. Hiç bilen insanla bilmeyen bir insanın işlediği bir günahtan dolayı bir olur mu? Dolayısıyla bu bilgiler bize şeref kazandıracağı halde eğer uygulamıyorsak ya da uygun bir şekilde onu hayatımıza tatbik etmiyorsak o zaman bize şeref değil manevi mesuliyet de أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بعدد ذرات الكائنات ومركباتها وتسبيحاتها وتكبيراتها. آمين السلام علي من اتبع الهدى وَالْمَلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهَوَى عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتٍ Hutbe-i Şamiye'nin baş taraflarında diyor, ben bu zaman ve zeminde Beşer'in hayat-ı medresesinden ders aldım ve bildim ki Ejnebiler, Avrupalılar terakkide istikbale uçmalarıyla beraber bizi maddi cihette kurunu ustada orta çağlarda durduran ve tevkif eden altı tane hastalıktır. Şimdi orta çağ karanlığı diye bir tabir var değil mi? Tarih bunun bunu kaydediyor. Orta çağ karanlığı, psikolastik bataklığı değil mi? Orta çağ karanlığı kimin için vardı? Maalesef biz kendimiz de kullanıyoruz güya bizim toplumumuz da böyle. Hayır. Avrupa'nın en karanlık dönemi olan Orta Çağ karanlığı, İslam aleminin en nurlu, en nurani dönemidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Orta Çağ denilen dönemde dünyaya geldi. Asr-ı Saadet dediğimiz onun mübarek asrı, mübarek dönemi yine Orta Çağ'a geliyor. En parlak dönemlerinden birisi olan Tabi'in dediğimiz dönem ki ilmi noktada çok muazzam bir dönemdir, yine Orta Çağ'dır. Tebe-i Tabi'in dediğimiz dönem yine orta çağdır. Yani ondan orta çağ dediği bizim aslında en nurani, en kaliteli ve İslam'ın en fazla terakki ettiği Müslümanların dünyaya medeniyeti götürdüğü dönemdir. Avrupa'ya mesela üstadlığı götüren medeniyette en dülüs İslami devletidir. Ki o da 1492 yıllarında biliyorsunuz onda tamamıyla oradan ayrılıyorlar. İşte çoğunu zaten şehit etmek suretiyle. 1492'de oradan ayrılan şey tam 700 küsür sene Avrupa'da onlara üstatlık etmiştir medeniyette. Yani onların skolastik bataklığı dediğimiz, karanlık orta çağ dediğimiz dönem bizim en nurani dönemimizdir. Sonra Selçuklu dönemi hem bilimsel manada hem ahlaki manada. Biliyorsunuz medeniyet ikidir. Birisi dünyaya bakan, dünyevi aletleri kullanabilme yetisi manasındaki bir medeniyet var. İşte uçağı yaptık, bu bir medeniyettir. Şu kadar teknolojik aletleri yaptık, icat ettik, keşfettik, bunlar bedeniyettir. Ama medeniyet bu değil. Üstad Bediüzzan Sebiye diyor ki, lanet olsun o medeniyete ki, birisinin hatasıyla koca bir köyü yok ediyor. Ve mimsiz medeniyet tabirini kullanır. Ne demek mimsiz medeniyet? mimi alınmış, baştaki mersi alınmış, medeniyet kalıyor deniyet. Yani alçaklık. Abi. Şu anda bütün dünyaya burada silahları olmayan, suyu olmayan, yemeği olmayan, ilacı olmayan, hastanesi olmayan, hiçbir şey olmayan küçük bir halk kitlesine ne yapıyor? Bütün dünya saldırıyor ya. Ve diyor ki kayıtsız şartsız arkanızdayız. Bu ne medeniyet yani? Hangi medeniyetten bahsediyorsunuz? Yani güçlü olmak, medeniyetin teknolojik harikalarını kullanmak medeniyet değildir. Medeniyet şefkattir, muhabbettir, insanlığı sevmektir. Doğru mu? Medeniyet bu. Dolayısıyla Selçuklara baktığımız zaman hem maddi medeniyet var, hem de manevi medeniyet var. Geliyoruz Osmanlı'ya ki 600 sene arkadaşlar, 600 sene. Elhamdülillah ecdadımızın alnını lekedar edecek, Tarihte herhangi bir şey gösteremiyorlar doğrusu. Yine de tabii 600 sene koca bir devlet elbette tek tük olabilir insanlardan oluşan bir millet neticede. İnsanlar da hatadan hari olamaz. Doğru mu? Elbette olur ama kü külli manada oldu mu? Kü kümülatif manada ecdadımızın yüzünü de kadar edecek ya da biz onu okuduğumuz vakit eyvah böyle bir şey mi yapmışlar deyip yüzümüzü yere eğdirecek bir şeylerimiz yok elhamdülillah. Onlara karanlıklı bir mazi düşmüş, bize parlak bir istikbal düşmüş diyor Bediüz zaman elhamdülillah. İstikbal yalnız ve yalnız İslam'ındır diyor. Ümit var olunuz, şu istikbal inkılabatı içerisinde en yüksek gür sada, İslam'ın sadası olacak diyor. Hatta bunu zaman Bediüzzaman demiyor. Bediüzzaman'ın içerisinde bulunduğu manevi bir meclisi muhteşem, Bediüzzaman'a sordukları sorulardan sonra aldıkları mükemmel cevapların neticesinde hep beraber bu ifadeyi kullanıyorlar. Her asırda asrın vebusları olan zatlar, İslam'ın mukadderatıyla alakadar olan zatlar ki başta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır muhakkak. Bütün bunlar hepsi beraber ne diyorlar? Evet, ümit var olunuz. Şu istikbal inkılabatı içerisinde en yüksek gürsada İslam'ın sadası olacaktır. Ve onu söylediği vakit İslam'ın Osmanlı'nın fiilen bittiği dönemdir. Hem İslam'ın yani maddi manada hem de Osmanlı'nın fiilen bittiği dönemdir. 1919 abiler. Hatta Bediüzzaman 1910'lu yıllarda münazırat dediğimiz o Kürt aşiretleriyle, şarttaki aşiretlerle yaptığı karşılıklı konuşmalar neticesinde hep ümit telkin ederken içlerinde evliya olan bir zat itiraz etti diyor. İfraat ediyorsun. Hayali hakikat gösteriyorsun. Zaman ahir zamandır. Daha da fenalaşacak diyor. Üstad neden dünya herkese terakki dünyası olsun da, yükseliş dünyası olsun da, yalnız bizim için mi tedenni, alçalma dünyası olsun? Öyle mi? O zaman ben de sizinle konuşmayacağım. Şu tarafa dönüyorum. Müstakbeldeki insanlarla konuşacağım diyerek ey istikbalde gelenler deyip başlıyor. Ve en sonunda da Ey iki hayatın ruhu hükmünde olan İslamiyet'i bırakan mezarı ı müteharrik bedbahtlar diyor. Zombi yani. Mezar-ı müteharrik hareket eden cenaze demektir. Çekiliniz diyor. Ta ki İslamiyet'in bütün güzelliğini bütün dünya üzerinde temebüs saz edecek olan, dalgalandıracak olan nesli cedid gelsin inşallah diyor yani. Nesli cedid inşallah şu anda parlak bir şekilde geliyor. Gençlerimizden ümit var olalım. Yani gençlerimize ümit var olalım. Bazen diyorlar ki ya işte bu gençler bize hiç benzemiyor. İyi ki de size benzemiyor arkadaş. Size benzese sizin gibi olur. Bize benzese bizim gibi olur. Benzemeyecekler ki yepyeni bir dünya görüşü ortaya koysunlar. Bütün dünyaya hükmedecek yepyeni şeyler ortaya koysunlar. Çünkü taklit insanı bazen geriye götür arkadaşlar. İyi ki de bizi taklit etmiyorlar. Dikkat edin babaların hepsi çocuklarından, gençlerinden biraz Muzdaripler değil mi? Ama inşallah bu gençler İslam'ın güzelliğini, İslam'ın insanlara olan faydalılığını, Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu bir e, hayat tarzını inşallah bütün dünyaya gösterecekler. Ümit var olalım inşallah. Ama biz de gençlerimize hiç olmazsa, hani teknolojik olarak fazla bir şey bu manada onlara önder olamıyorsak da, İslami ahlak noktasında, İslami terbiye noktasında dikkat edelim. Onlar yanında hata yapmamaya çalışalım. Babalar olarak, analar olarak yani. Evet. Evet, Bediüzzaman Sütleri işte diyor ki burada kurunu ustada bizi durduran, tevkif eden altı tane hastalıktır. O hastalıklar da bunlardır. Bir, yeysin, ümitsizliğin içimizde hayat bulup dirilmesi. Ecdat, ümit vardı. Biz ise yeis, İçerisine girdik. Ne demek? Meyus. Yani ümitsiz. Bizden adam olmaz. Biz yapamayız. Ya böyle bir iş bize şey yapıldı ama mümkün de Bunun altına kalkmak ne mümkün? Ama Amerikalı gençler yapıyor. Onlar Amerikalı arkadaş. Ya Avrupalılar yapıyor. Onlar da Avrupalı arkadaş. Onlar yapar. Ama bizden böyle bir şey çıkmaz. Ecdat öyle miydi? Bakın. 3000 kişilik İslam ordusu. 3000 kişi. Efendimiz Aleyhisselatü Selam bunlar vasfelendiriyor. Şam taraflarına gönderiyor. Ve Mute denilen bir yerde, Mute denilen bir yerde bunlar Rum ordusuyla savaşa tutuşuyor. Böyle biraz pehlivan yapıldı. Sen biraz pehlivan yapılıya benziyorsun biraz. Kaç kişi olsa dövüşürsün mesela. Bir mahalleden geçtin böyle. Ben karşıyım hocam. Misal diyelim. Yani iki. i̇ki kişi olsa iyi, iyi yani. Biraz daha güç. Hadi üç diye biraz daha zorlayalım mesela. Ben tabi de eski şeylerdendir biraz. Arkadaşlar bakın. 3000 kişilik İslam ordusu. İki rivayet var. 100 ve 150. 1000 kişilik Rum ordusu. Ve deplasmana gitmişler. Tabi Şam'a gidiyorlar yani. Buna Medine'den ta Şam'a kadar. E diyorlar ki ne yapalım ya bu kadar büyük bir ordu. Yani şu bu. Diyorlar ki biz buraya niçin geldik? İki şey için. Ya şehit olacağız ya da gazi olacağız. Baş, var mı başka bir talebimiz? Yok. Onun için Cenab-ı bize verdiği bu fırsatı değerlendirelim. Zaten iki şey istiyoruz biz. Doğru mu? Abi der, 3000 kişilik ordu, 100 bin, ikinci rivayette 150 bin kişilik bir orduya galip gelir mi? İşte ümit onları galip ettiriyor. Buraya geldiğimizde biz 100 bin, diğerleri 3 bin, onlar bize galip geliyor. Ne oldu? İşte seyir diyor ki, yesin, ümitsizliğin içimizde hayat bulup dirilmesi. Biz Allah'ın izniyle yesin ve ümitsizliğin inşallah kafasını koparacağız. Ecdadımıza yakışacak şekilde ümit var olacağız inşallah. Ya şehit olacağız ya gazi. Bakın koca bir şirket var. Biz bu işi idare edemeyiz deyip batıyor. Ya da bir siparişi alamıyor ya da alsam da ben bunu yapamam diyor. Yeni yetme bir şirket ama ümidi var. Rahat bir şekilde o yükün altına giriyor. E ne oldu? Allah kimi muvaffak edecek? Değil mi? Ümit var olan ve bunu aldığı vakitte de böyle bütün alt tedbirlerini de alan şirketi Allah muvaffak edecek. Bir orduyu da Allah böyle muvaffak eder. Bir devleti de Allah böyle muvaffak eder. Onun için Bedüzzanesler diyor ki biz inşallah yesi bırakacağız ümit var olacağız ve bu dini mübin İslam'ı tekrar Allah'ın izniyle Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu yere getireceğiz. Arkamızda Allah var başka ne isteyelim ya? Bir insanın ortağı, bir insan yardımcısı Allah olduktan sonra daha ne istesin ya? Değil mi? İki, meselemiz bunlar olmadığı için ben sadece bunları bir özetle veriyorum. Ondan sonra meselemize geçeceğiz. Sıtkın hayatı içtimaiye siyasiyede ölmesi. Arkadaşlar doğruluk bizde bittiği için hiç kimse kimseye güvenmediği için hiç kimsenin kimseye itimadı kalmadığı için gerilere doğru gitmeye başladık. Doğru mu? Öyle bir aile düşünün ki kimse kimseye güvenmiyor ya. Niye? Ya dün bana yalan söylemişti, bugün de yalan söyleyebilir. Bunu okuyacağız. Üç, adavete muhabbet. Biz muhabbet feda ederiz Müslümanlar. Adavete düşmanlığa vaktimiz yoktur. Kim olursa olsun ona muhabbet gösterir. Onu İslam'a ve insanlığa bu manada kazandırmaya çalışırız. Ama öyle bir duruma geldik ki biz düşmanlığı sevecek duruma geldik. Ne oldu mu abi? Adavete, düşmanlığa sevgi duymaya başladık. En uzak bir adama muhabbet edip İslam'a çekerken, insanlığa davet ederken biz öyle bir hale geldik ki en yakınımızdaki adama düşmanlık edip uzaklaştırma başladık. O zaman Allah sizi muvaffak etmez ki bu da bir hastalık yani. Bundan kurtulmadıkça sakın biz büyüyeceğiz, şöyle yapacağız, böyle yapacağız diyemezsiniz. Zaten de gidemiyorsunuz. Zaten de gittikçe küçülüyorsunuz diyor. Dört, ehli imanı birbirine bağlayan nurani rabıtaları bilmemek. Benim senden bir menfaatim varsa sen peşinden ayrılmam. Menfaatim yoksa senin yanında da durmam. Hatta karşına dururum. Oysa her imanı birbirine bağlayan nurani rabıtalar var. Rabbimiz birdir. Rezzakımız birdir. Halıkımız birdir. Peygamberimiz birdir. Kitabımız birdir. Kıblemiz birdir. Bine kadar birbirliğimiz var birbirimize. Doğru mu? Öz kardeşinle bir dostluğun var, bir kardeşliğin var, bir yakınlığın var. Bir müminle şu kadar şeyimiz var, birliğimiz var. Onun için Cenab-ı Hak Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın oğlu boğulurken Ya Rabbi sen bana demiştin ki ehlin kurtulacak diye bu manada söyleyince Cenab-ı Hak Hud suresinde ifade buyuruyor. Ya Nuh onlar senin ehlin değildi. Çünkü güzel işler işleyen insanlar değildi. Kendi oğlu için Kenan'ı senin aileni kurtardık işte gemide olanlar onlar. Dolayısıyla bizim öz kardeşimiz mümin değilse bizim kardeşimiz olmaz. İsmini tanımadığımız bir insan eğer müminse bizim kardeşimizdir. 2 milyar Müslümandan bahsediyoruz. Ama şu durumumuza da bir bakın. Kendi öz kardeşimizi, mümin kardeşimizi zayıf olduğu, aciz olduğu, gariban olduğu halde birileri gelmiş yanımızda evire çevire dövdükleri halde bizden çıt yok. Yani kalkalım gidelim ayrı. Bizim yani devletimiz, ordumuz bakar bunun tedbirlerine ayrı bakar. Biz onu o manada böyle bir şey olarak söylemiyoruz. Ama burada bir problem var yani. İslam alemi şu anda Müslümanların namusunu, şerefini, izzetini koruyacak durumda değil. Ruhumuz birleşmemiş. Ehli imanı birbirine bağlayan nurani rabıtalardan habersiziz. Var mı buna itiraz edecek kimse? Yok. Hepimiz biliyoruz meseleyi. Ya. Yani. Beş çeşit çeşit sari hastalıklar gibi intişar eden istibdat. Sari hastalık, bulaşıcı hastalık. Çeşit çeşit bulaşıcı hastalıklar gibi yayılan istibdat, diktatörlük. İslam aleminde diktatörlük olduğu müddetçe ki kralların çoğuna bakın İslam aleminde de biliyorsunuz. O zaman bizde en nef doğru bir şey çıkmaz. Niye? Çünkü kral ne derse millet onu yapmak zorunda. Altı, menfaat şahsiyesine himmeti hasretmek. Sahip olduğumuz gücü kendi şahsi menfaatimize kullanıyoruz. Oysa ne için kullanmamız lazım? Allah'ın rızası için insanların faydası için Müslümanlığın, İslamiyetin teâlisi için kullanmamız gerekiyor. Değil mi? Müsaitse diyor ki öyle bir duruma geldik ki ve in mittu açen nazal al katr diyecek duruma geldik diyor. Yani ben susuzluktan öldükten sonra bir damla su bundan sonra yağmasın yeryüzüne inmesin diyor. Mesela. Ben susuzluktan ölsem bütün dünya tufan olsun diyor. Niye? Ben istifade edemeyeceksem öyle mi ama? Hayır. Ben İslam'a hizmet edeceğim. Müslümanlara, insanla hizmet edeceğim. Ölürsem yaşayanların içerisinde bir hayatı bakiyem var diyeceğim. Ki öyle zaten. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şu anda burada yaptığımız dersin ne kadar sevap hasıl olursa ona gitmiyor mu? Aramızda değil mi? Sahabeden hepsi bundan istifade etmiyor mu? Buna vesile olan kim varsa hepsinin hissesine göre Cenab-ı Hak bu sevabı onlara da göndermiyor mu? sebep olan işlemiş gibidir kaydesiyle. Dolayısıyla ben İslam hizmeti noktasında o yolda vefat ettiğim vakit ben vefat ettikten sonra yine benim kabrime, benim sevap defterime nurlar gelecek. Bak bundan habersiz oluyoruz. Menfaati şahsiyemize himmetimizi hasret etme gibi bir hastalığa girdik. Onun için bizden adam olmaz diyor be diyor o zaman yani. Ki doğru. Şimdi bu altı tane hastalığın bu altı dehşetli hastanın ilacını da bir tıp fakültesi hükmünde hayat-ı içtimaiyemize, toplum hayatımıza, sosyal hayatımıza eczahane-i ders aldığım altı kelimeyle beyan ediyorum. Mualecenin, tedavinin esasları onları biliyorum. Altı tane kelimeyle bunların tedavisini ortaya koyuyor. Şimdi geçiyorum ben. Sadece ikinci hastalık neydi? Kizbin, kizbin yani yalanın, içtimai ve siyasi hayatta, toplumsal hayatta, ticari hayatta ciddi manada yayılması, sıdkın ve doğruluğun ölmesi. Doğru mu? Ha. Bir gün bir Şadi hocamız var, Allah razı olsun, Şadi Eren. Güzel bir kitap kalemi aldı. Ticaret ahlakı diye. Biliyorum, görenleriniz oldu mu? Ticaret ahlakını biz 6000 bin kadar nüsha bu şey yaptık, artırdık, çoğalttık ve onları dağıttık biz. Bazı arkadaşlarımızdan gelen yorum aynen şöyle Muhammed kardeş. Ya eğer İslami ticaret ahlakı buysa bizim yaptığımız ya. Enteresan. Çok kişiden ben bunu duydum ha. Yani bu mu ticari ahlak? Evet. İslam'ın esası bu mu? Evet. O zaman bizimki problemli. Öyle zaten. Allah muhafaza etsin. Evet. Üçüncü kelime. Bütün hayatımdaki tahkikatımda ve hayat-ı içtimaiyenin çarkamasıyla hülasa ve zübdesi bana kat'i bildirilmiş ki sıdk İslamiyet'in üssül esasıdır. Bu binanın bu binanın bir temeli var. Bir de temelinin temeli var. İslam da bir bina gibidir temeli hakiki imaniyedir. Onda temelinin temeline de baktığımız ki doğruluktur. Bakın Efendimiz Aleyhisselam daha peygamberlik gelmeden evvel onun lakabı El Emin idi. Muhammedül Emin Aleyhisselam. Yani Allah daha İslamiyeti ona göndermeden onun ilk ünvanını ona vermiş ve insanlar onu öyle tanıyor. Hatta Şam'da o zaman Hiraklius Hirakl diye de geçiyor ta, tarihi kitaplarda. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ona gönderdiği bir mektup var, davet mektubu. Üstad Bediüzzaman diyor ki, o diyor tebliği kabul etti. Hatta İslamiyet'e de girdiği evet, evet. halde saltanatının korkusundan e, dinini ya da işte inancını gizledi diyor. Heraklius Diyor ki burada diyor Mekke'den gelen bir kafile var mı diyor. Onları bulun bana getirin. Şam'dayken bu zat. O zaman Ebu Süfyan daha Müslüman olmamış. O ve birkaç tane yanına gelen tüccarı çağırıyorlar. Diyorlar ki Heraklius imparatorumuz sizi çağırıyor diye. O da gidiyor huzuruna. Siz Mekke'den mi geldiniz? Evet Mekke'den geldik. Sizin oradan peygamberlik iddiasına bulunan bir zat çıktı mı? Daha mektup Medine'den gönderiliyor ya, daha o, o hadise yaşanmamış. Ondan evvelki olay bu. Evet, bizim orada birisi peygamberlik iddiasına bulunuyor. Siz ona iman ettiniz mi? Hayır, iman etmedik. Niye? Bu zat yalancı mı? Ebu Süfyan diyor ki, çok niyet ettim, yalancı diyeyim diyemedim. Çok niyet ettim, diyemedim. Yani müşrik bile olsa, Vicdanın kırıntısı bile onda kalmış olsa söyleyemez ki. Şakayla dahi olsa yalan söylemeyen bir peygamber. Tarizen bu manada bazı şeyler var. Mesela diyelim ki yaşlı bir kadın gel diyor ki ya Resulallah ben cennete gidecek miyim? Diyor ki ihtiyarlar cennete giremez. Kadıncağız başlıyor ağlamaya. Sonra diyor ki ya dur 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 hemen diyor hemen şey yapma ağlama. Yani sen oraya genç olarak gireceksin, bu ihtiyar haline girmeyeceksin, cennette ihtiyarlar bu manada olmaz deyince tekrar başlıyor gülme. Bu tarihzen bu manada şey. Buna haşa kimse yalan söyleyemez bu ifadeye. Ama biz şu anda Allah için söyleyeyim, şu televizyonlardaki diziler, şu sinemadaki şeyler hepsi bu yalanı insanlara pompalamıyor mu? Bak kadın kocasından çok şey gizler, çok yalan söyler. Koca karısından çok şey gizler, çok yalan söyler. Çocuklar anneye babaya karşı çok böyle yalancı bir şekilde gösterilir. Ondan sonra bir şey söylediğin vakit diyor ki ya pembe yalan diyor. Beyaz yalan diyor. Masum yalan diyor. Bir kereden bir şey çıkmaz diyor. Bak böyle. Ve bunu böyle bizim ruhumuza aşıladılar. Başta garipsediğimiz şeyler, şimdi bakıyorsun ki rahat bir şekilde içine girdiğimiz ve yaptığımız şeyler haline geldi. Yani giyim kuşam da böyle bozuldu. Yalan söylememe sesi de böyle bozuldu bizde. Sefahat de böyle bozuldu. Ailevi münasebetler de böyle bozuldu abiler. Ailevi münasebetler de böyle ciddi manada yara aldı. Öyle diziler işlediler ki bakıyorsun ki yani diye mesela yeğen amcasının eşine Allah muhafaza beraber oluyor. Başkası başka bu madde diyorsun ki Allah Allah ben yani şu anda ne yaşıyoruz ya? Kıyamet ya. E şimdi peki bunlara karşı nasıl dayanacağız? Bir, bir kendimizi o gibi şeylerden uzak tutacağız. İki, elimizden geldiği kadar da devletimizi ikaz edeceğiz. E biz bu gemide yaşamıyor muyuz? Bu gemide ahlakımızı bozacak bu kadar şeyler için hiç olmazsa arkadaş ben böyle bir diziyi kızıma, eşime, onunla aileme göstermek zorunda değilim ya. Nerede bu misal diyorum bu işin müessese e, sorumluları? mesela. Demek ki icap eder. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Ebu Derda Hazretleri geliyor. Ebu Derda Hazretleri. Bu sahabelerin büyüklerindendir. Diyor ki Ya Resulallah bir Müslüman hırsızlık yapabilir mi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evet diyor. Bir Müslüman Müslüman olduğu halde hırsızlık yapabilir. Maalesef. Yani yapsınmazsa değil. Evet yapılabilir. Bir Müslüman zina işleyebilir mi? ya Resulallah. Ebu Derda hoşlanmasa da evet. Çünkü sahabilerden, bak sahabeler peygamberlerden sonra en yüksek makama sahip olan zatlardır. Gelmişler, rejim cezası isteyen sahabeler olmuş. Ne demek istediğimi anlarsınız. Ya Resulallah bir Müslüman yalan söyleyebilir mi? Bir Müslüman kesinlikle yalan söyleyemez. Musa Seyyid Lemaat'ta bir bölüm açıyor. Yalan bir lafzı kafirdir. Başka bir yerde bir ifade kullanıyor. Bir hayat için yalana tenezzül etmeyiz. Bir hayat için yalana tenezzül etmeyiz. Başka bir yerde innemel hile fi terkil hiyal diyor. Ne demek? Bir insan hileyi niye yapar? Birisini kandırayım da ondan işte umduğumu alabileyim diye. Değil mi? Hile yapar. En büyük hile hilesizliktir diyor. Hamid abi. En büyük hile hilesizlik. Hilesiz oldun mu hileyle elde edemeyeceğin kadar matlubunu, maksudunu, isteğini elde edebiliyorsun. Hilesiz ol. Çünkü o zaman sana yardımcı olacak Allah'tır. Ve Allah için söyleyin. Bakın aramızda yabancı yok. Herkes kendisine bir dönsün. Hayatımızı bir gözden geçirelim. Ne kadarı doğru, ne kadarı yalan. Değil mi? Evet, devam ediyoruz. Sıdk, İslamiyet'in üssül esasıdır. Temelinin temelidir. Ve ulvi seciyelerinin rabıtasıdır. Yüksek seciyelerin rabıtasıdır. Ve hissiyatı ulviyesinin mizacıdır. Yüksek hissiyatın da mizacı doğruluktur. Bir çocuk babasının yalan söylediğini gördüğü vakit bu çocuk artık yalancı olur arkadaşlar. Bizim bir profesör kardeşimiz var. Diyor ki bir arkadaşı ziyarete gittim evine davet etmiş. Demiş ki hocam benim çocukta bir hastalık var. Bununla alakalı söylemek istediğiniz bir şey var mı? Nedir hastalığı demiş. Hocam çocuk çok yalan söylüyor. Tam diyor ben başladım bir şey anlatmaya. Kapıyı açtı birisi. Bir işte onun oldu çocuğu. Demiş ki baba seni filan arıyor telefondan. Oğlum burada yokum, burada yokum de. Demek ki ev telefonu Allah var. Anladım ki kaynak belli. Hani baba sigara içiyor da çocuğa sigara içme der gibi. Baba çocuğuna alen yalan söylüyor. Ve onu yalana ortak koşuyor. Burada değilim de. O çocuğa da yalan söyle diyor. Sonra da hocam ben çocuk çok yalan söylüyor. Sen önce kendini bir tedavi et ya. Mübarek yalan. Ben altyapım İslamiyetle ciddi manda yorulduğu halde bazen bir diyelim mesela işte şuna dayanarak buna dayanarak bir kendine bir şey fetva buluyorsun. Sonra Allah affetsin diyorsun. Bir hata işliyorsun diyelim. Ama altyapın sağlam olduğu için kendini çabuk hemen kurtarabiliyorsun. Çocukta altyapı olmadığı için dolu düzgün gider ondan sonra artık. Bir hata yaptın ondan sonra ayağa kayıp gider. Merdivenlerden kayan adam gibi yani. Bakın size bir yer okuyayım. Üstad Seri bundan evvel size bahsettim. Münazarat isimli bir eser yazmış. Üstad'a sonlara doğru soru soruyorlar. Bediüzzaman'a. Sual. Her şeyden evvel bize lazım olan nedir? her şeyden evvel bize lazım olan nedir? Cevap, doğruluk. Daha, ondan sonra yalan söylememek. Sonra sıdk. Şükrü abi enteresan değil mi? Arkadaşlar, yani üç tane en mühim olan şeyin doğruluk, yalan söylemek ve sıdk olduğunu görüyoruz. Birisi diyelim mesela işte doğruluk. hani olarak yalan söylemek değil ki sadece mesela. Ben bunu yapıyorum diyelim mesela. 10 liralık bir mal diye satıyorum. Oysa 7 liralık, 5 liralık bir maldır. Burada arızalar var. 5 liraya satsam hakkıdır misal. Ama 10 liraya satsam hakkı değildir. Bak burada da doğru değiliz. İlle de söz olarak değil ki. Yani fiillerde doğru olmak. Amellerde doğru olmak. Sözlerde doğru olmak. Doğru mu? Mesela münafıklığın alametleri var. Bunlardan birisi de nedir? Konuşurken yalan konuşur. Haşa bir insana böyle yaptığı vakit itikazi noktada münafık demeyiz. Ama bu adam münafıkların sıfatını taşıyor demektir. Doğru mu? <laughs> Hayatımızı gözden geçirmek lazım. Biz eğer o melheme kübra dediğimiz büyük savaşta muvaffak olmak istiyorsak en evvel kendi savaşımızı içimizde kazanacağız. Dahili alemdeki savaşı kazanamayan harici alemdeki savaşı kazansa da muvakkattır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz Bedir Muharebesi İslam'ın mukadderatıdır. Dönerken ne diyor? Küçük savaştan Büyük savaşa gidiyoruz. Ya Resulallah daha büyük bir savaş mı biz bekliyor? Evet diyor. Nefis. Nefisle mücadele. Buna ne diyoruz? Cihadı ekber. Kasım. Cihadı ekber. En büyük cihad. Şeytan yalan konuş diyecek. Menfaat için ya da sana şöyle bir zarar gelmesin diye ben diyeceğim hayır. Rabbimden korkarım. Rabbim benim yardımcımdır. Söyleyeyim ama Cenab-ı Hak nasıl isterse öyle muamele etsin. hadis şerifte biliyorsunuz üç yerde bir insanın yalan söylemesine cevaz verilmiş. Ailenin arasını düzeltmek, iki müminin arasını düzeltmek ve harpte vatana gelecek zararı önlemek için yalana cevaz verilmiş. Bedduzan diyor ki her şeyimiz yalan olduğu için artık buna cevaz kalmamıştır. Eskiden alimler de der ki yol üçtür. Ya doğru konuşacaksın, ya susacaksın, ya da bu üç tane maslahatlı olan yalana giriyorsa onu söyleyebilirsin. Bezen diyor ki hayır yol üç değildir artık. Yol ikidir. İmme sıdk ve imme sükut. Ya sıdk ya da sükut et. Ya ama bir fetvası var. Hayır kardeşim o fetva kimin için geçer biliyor musunuz? yalandan, akrepten kaçan gibi insanlar için de geçerlidir. Ama her şey yalan olan bu insanların artık böyle bir cevazda şey yok. Niye? Her şey yalan zaten bu adamın. Onun için yalana cevaz ver dediğin vakit onun artık önünü alamazsın. Hayır kardeşim yalana cevaz yoktur diyor zaman. Yine de böyle bir yalandan korkan bir insan varsa kesinlikle yalanın zerresi onda bulunmayan bir adam varsa yine ona diyebilirsiniz. Karı kocanın arasını düzeltmek için sen söyle kardeşim. Çünkü sen yalandan korkan bir adamsın. Ama böyle bir şey belli ki masahat olduğu için zorlandığın için söyleyeceksin. Doğru mu? Ama hiç zorlanmadığın vakte bile keyfine yalan söyleyen bir toplum haline gelen bu insanlar artık en küçük bir şeye bile sana cevaz yok. Pembe yalan öyle bir şey yok. Söyledin mi yalandır, günahtır, haramdır. Beyaz yalan ona da şey yok. Masum yalan o da. Kesinlikle söylemeyeceksin. Söyleyemezsin yani. İmme sıdk ve imme sükut. Ya sıdk söyle, doğru söyle ya da sükut et sus. Doğru mu? Evet. En büyük savaş içimizde abi der. Kendi içindeki büyük cihadı halleden dışarıdaki cihatlar çok küçüktür. Kıymetsizdir ya. Allah İsrail kafirini de Siyonist kafirini de sana musakhar eder. Öyle bir korku verir içine, içine ki senin içindeki samimi duygulardan dolayı Allah sana yardımcı olur. O düşmanın kalbine korku verir. Sen karşına çıkamaz. Mesele bu değil mi? Ama sen kendi içindeki savaşı halledemezsen dışarıdaki savaşa hiçbir şekilde çıkamazsın. Ya. Evet. Şimen Savaşı diye bir savaş var Osmanlı'da. 1264'ten bu savaşta 70 bin Sırp ordusunu 800 kişi. Abi 800 kişi Osmanlı evet. 70 bin kişilik Sırp mı abi? Evet. Sırp ordusunu Çirmen Muharebesi'nde darma duman ediyor. Evet. Ondan sonra Avrupa'nın bütün fethinde ondan sonra başladı. Ya o korkuyla Osmanlı karşısında kimse duramadı. Onun adı Şahin Paşa'dı. Ya Allah razı olsun. 800 ha 800. Ya. 70 bin Şimdi Gazze İsrail büyütüyoruz ya. İman edenler kalır. Ya inşallah inşallah. Öyleyse hayat içtimaiyemizin, toplum hayatımızın, sosyal hayatımızın şu andaki bizim yaşadığımız ortamdaki hayatın esası olan sıtkı, doğruluğu içimizde ihya edip, hayatlandırıp onunla manevi hasaratlarımızı tedavi etmeliyiz. Evet, sıdk ve doğruluk İslamiyet'in hayat-ı içtimaiyesinde ugde-i hayatiyesidir. Sıdk ve doğruluk, yalan söylememek nedir? İslamiyet'in toplum hayatının ugde-i hayatiyesi. Ne demek ugde-i hayatiyesi? Bir tohum alın abiler, tohum alın elinize. O tohumun içerisinde ağaç olabilecek bir hayat vardır. Biz buna ugde-i hayatiye diyoruz. Onu uygun bir zemine attığın vakit ağaç olur ve hangi meyvenin ya da ağacın çekirdeği ise o ağaç ondan çıkar ve meyveleri sana dökmeye başlar. Ama öyle değil de içindeki ugde-i hayatiye bitmişse oğlum çürümüşse onu en mükemmel toprağa da atsan, en harikulade suyu da versen o çekirdek ne yapar? Orada durur çürür. Niye? Ukde-i hayatiyesi yok ki. İşte biz müminlerin de Ukde-i hayatiyesi, toplum hayatımızın hayatının uğdesi doğruluktur. Doğruluk olmazsa çürürüz. Doğruluk olsa, o çekirdeğin ağaç olup meyve vermesi gibi, biz de inşallah ağaç olacağız ve meyve vereceğiz. Meyve veremiyorsak, Ukde-i hayatiyemizin esası olan doğruluk bizde bitmiştir demektir. Ya da küllenmiştir diyelim. Birbirimize yardımcı olalım. Kalp kırmadan elimizden geldiği kadar eşimizin, çocuklarımızın, kendimizin başta hatta bazen yani bir şey konuşmaya gerek yok. Diyorsun ki ya bu adam ne güzel bir mümin ya. Ne güzel bir insan ya. Yusuf Estes isminde birisi var. Duydunuz mu bilmiyorum. Yusuf Estes bu zat yıllarca papazlık yapmış olan bir zattır. Papazlık yapmış. Papaz Amerika'da. Babası tüccar. Babasının ortağı olan bir Müslüman tüccar var. Müslüman tüccar. Bu da diyor ki ya çok ahlaklı bir insan, çok iyi bir insan. Çok kültürlü bir insan. Ben bununla uğraşayım. Hristiyan yapayım. Adamı kurtarayım. Bunlara daha da hizmet edelim. Öyle bir konuşuyorlar, öyle bir şekilde şey yapıyor ki sonra en son kendisi teslimi silah ediyor. Diyor ki böyle bir insan olmaz. Bu insan normal değil. Bilgisi benden fazla. Bu tüccar ben papazım. Din adamı yani. İki, bu zat dinine çok bağlı. Adam tüccar, pazartesi, perşembe oruçlarını tutuyor. Adam ondan bahsediyor. Bakıyorum ye, bir şey yemiyor, içmiyor. Ne oldu? Bugün peygamberimizin oruç tuttuğu gündür, pazartesidir. Onun için ben de oruç tutuyorum. Ondan sonra yalanın zerresi yok. Babası diyor ki böyle bir tüccar hayatımda görmedim. İşte bu zat o papaz olan Yusuf Estes'i Elhamda tekrar Müslümanlığa Cenab-ı Hakk'ın izniyle çevirdikten sonra Yusuf Estes Amerika'da efsane oluyor. Adam diyor ki duramam ben yerimde. Şu İslamiyet'in güzelliğini bütün dünya duymalı. Afaklı eyaletlerde günde 2-3 tane konferans verdiği vaki İstediği saatte kendisi konferansı koyuyor. İstediğiniz kadar adam toplayabiliyorlar onun için. Ve her konferanstan sonra şehadet getirenler. Allahu Ekber. En kalabalık İslam ülkesi şu anda Endonezya arkadaşlar. Endonezya. Endonezya'nın Müslüman olmasına vesile olan küçük bir paradır. Küçük bir para. Bir zat, bir zat e, kumaş tüccarlığı yapıyor Endonezya'da. Ta tabiin döneminden. O zaman Java adaları diye bu manda meşhur olmuş oralar. Ondan sonra da bir hanımefendi gelmiş, bir e, kumaş almış, gitmiş. Adam da sormuş ki bu şey bitti mi bitti? Ne kadar satın şu kadar. Ama diyor fazla satmışsın. Öyle mi ya falan şu bu? Ondan sonra da "Ya e, efendim" diyor zaten diyor yani burası böyle serbest piyasa, hayır olmaz. O kadını bulabilir misin? Bulabilirim. Lütfen git bul diyor. Allah rızası için git bul diyor. Kalfasını gönderiyor. O kadını bulduruyor. Özür dileyerek fazla parayı iade ediyor. Şaşırıyor. Niye böyle yaptınız diyor. Zaten ben aldım gittim. Yani sizi zaten bir daha hayır diyor. Sizi kandırabilirim de diyor. Ama ben Rabbimi kandıramam ki. Onlar hepsi putperest. Budist. sen neden bahsediyor? Rabbi diyor. Allah'ım diyor. En sonda kral bunu çağırıyor ve kral da aynı şekilde bunları duyunca önce kendisi Müslüman oluyor. Sonra halka halka bütün bu manadaki insanlar. Meşhur bir olaydır bu. Yani basit bir kumaşa bazen dinimizi satıyor olabiliriz ha. Yani Hakkın Zeynep da olanlar olmuş. Onlar da bizi tasdik edecekler. Burada mesela biz daha Erzurum'dayken bahsediyorlardı. Burada Laleli'de mesela tüccarların yaptığı çok böyle yanlışlardan dolayı hem ülke zarar gördü, hem tüccarlar zarar gördü, hem insanlar zarar gördü yani. Daha sonraki insanlar buraya gelip de bavu ticareti adı altında ticaret yapanların hepsi Çin'e yöneldi yani. Sana niye gelsin? Sen yüzünden İslamiyet'e de girmiyor bu adam. Ya ben kimseyi tanımadığım için yani rahat konuşuyorum ve bir vakayı anlatıyorum şu anda yani. Ya. Temsil çok önemli. Tabii. Temsil? Evli'den çok temsil. Temsil abi tabi. Çünkü millet konuşmaya doydu. Millet konuşmaya doydu. Millet artık örnek insan istiyor abiler. İşte örnek insan modeli de Şuhud-Bey Şamiyede yatıyor. Şu hastalıklarla biz hastalanmışız. Kendimizi tedavi edelim. Tedavi ettikten sonra göreceksiniz. Sair dinlerin tabileri f 3 3 grup grup İslamiyet'e dahil olacak diyor. Neyle dahil olacak? Çok güzel İslamiyet'i anlatsanız değil. Biz ahlak-ı İslamiye'yi ve İslamiyet'e yakışan doğruluğu fiillerimizle göstersek sair dinlerin tabileri fevç fevç grup grup cemaatlerle İslamiyet'e dahil olacak diyor. Fiilimizle İslamiyet'i göstersek temsil. Hamid abi abi. Allah hepimize razı olsun. Son cümleyi okuyup bırakıyorum inşallah. Evet sıdk ve doğruluk İslamiyet'in hayat içtimaiyesinde ukde-i hayatiyesidir. Riyakarlık fiili bir nevi yalancılıktır. Dal kavukluk tasannu alçakça bir yalancılıktır. Nifak ve münafıklık muzır bir yalancılıktır ya. Yani münafıklar pirincin içindeki beyaz taş gibidir. Ya siyah taş olsa fark edersin. Kafirler münafıklardan daha merttir. Münafıklar ise namerttir. Senin içinde senin gibi davranır, arkandan da vurur. Bak ne diyor burada? Çok enteresan. Nifak ve münafıklık muzır bir yalancılıktır. Yalancılık ise Sani Zülcelal'in kudretine iftira etmektir. Peygamber Efendimiz'e emrolunduğum gibi Dost ol. Beni ihtiyarlattı. Şeyyebetni sure-i hud. Hud suresi beni <laughs> ihtiyarlattı. Emrolundu gibi dost doğru ol ayeti peygamberimizi ihtiyarlatmış. Biz de. Evet. Allah hepimizi muhafız etsin. Ne yapıyoruz? Dua ile. Öyle mi? Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme bi hakkil Kur'an ve bi hakki men enzelte harihil Kur'an. Navvir kulubene bi Kur'an. Ve ecalil Kur'ane şifaen lene min kulli da'in ve munisen lene fi hayatina ve ba'de mematina. واجعله لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرامك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين وصلي وسلم على من أنزلته عليه القرآن وأرسلته رحمة العالمين وعلى آله وصحبه صلاة ترديك وترديه وترضى بها عنا يا رب العالمين آمين والحمد لله رب العالمين Ya Rabbi bu okuduğumuz dersin hakkatını kalbimizde ve ruhumuzda nakşeyle. Amin. Alemi İslam'ı Kur'an'ın güzelliğiyle, sünnetin ciddiyetiyle Ya Rabbi ruhlarını ve kalplerini bunlarla boyalanmasını nasip eyle. Amin. Ya Rabbi bütün şehitlerimize özellikle bu vatanın ve Filistin'in, Gazze'nin şehitlerine rahmet eyle. Amin. Ya Rabbi geçen de vefat eden Ali Akgündüz hocamıza da rahmet eyle. Amin. Ve bütün vefat etmiş olan ehli imanın ruhlarına da Ya Rabbi nurlar göndər. Amin. Və elhamdülillahi rəbbil aləmin. El-Fatimə salat.